Herkese merhaba değerli dostlar. Gayrimenkul sektörü 2022 yıl itibariyle nasıl bir seyir izleyecek? Bunlardan biraz bahsedeceğiz bu videoda ve en önemli gösterge olarak gördüğümüz gayrimenkul sektörünün liderlerinden Emlak Konut üzerinden hem 4 yıllık bilanço performansında ne gibi bir değişiklik var? Şirketin son gelen 3. çeyrek bilançosu itibariyle toplam borcu ne kadar? Bunlara detaylıca inceleme şansımız olacak. Şirketin önemli teknik doküman verisine bakacağız ve takaslarını inceleyip şirketin 2023 yılına kadarki performansını değerlendirmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi gayrimenkul sektörü oldukça değer olarak, yani piyasa değeri ve defter değeri olarak, yani nitelikli yatırımcı konusunda oldukça aç şirketler. Türkiye'de gayrimenkul sektöründe son dönemdeki birazcık daha olumlu yanının devam etmesinin önemli nedenlerinin altında gördüğünüz gibi birçok gayrimenkul sektörü artık düzenli gelir elde edebileceği varlıklar edinmeye çalışıyorlar. Yani düzenli gelirden kastımız kira geliri. Yani varlıklarını yaparken bunları da gözetmeye başladılar ki önemli piyasa değişimlerinde ayakta kalabilmek ve düzenli gelir elde edebilmek için. Bunların torunlar gayrimenkulle başlamıştı. Sonrasında büyük şirketlerde de yayıldığını gördük. Şimdi Emlak Konut'un bilançosunu bakacağız. Oradan üzerinden gideceğiz şimdi. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde biliyorsunuz önemli büyük beklentiler var gayrimenkul sektöründe. 2000'li yıllardaki kadar olmasa da buna benzer bir yükseliş trendi, uzun yıllar sürecek, yani 4-5 yıl sürecek bir beklenti söz konusu. Bu da gayrimenkul sektörüne önümüzdeki dönemde alınabilecek önemli gelirlerin öncüsü olacak bunlar. Şimdi biliyorsunuz Biden seçim öncesinde vermiş olduğu vaatler vardı. Altyapı çalışmaları ile ilgili vermiş olduğu açıklamalar vardı. Bu bir çimento sektörü olsun, gayrimenkul sektörü olsun %30'luk bir büyüme beklentisi oluşturdu 2022 yıl itibariyle. Şu an herhangi bir altyapı çalışması ile ilgili gelişme söz konusu değil ama bu 2022'nin ilk 6 ayında beklenen önemli beklentilerden. Gayrimenkul sektörünün bu kadar zayıf kalmasının, yani genel itibariyle büyük şirketlerin de olsa defter değerinin altında işlem görmesinin en büyük nedeni daha öncelerde de sürekli konuştuğumuz faiz faktörü. Şimdi faiz faktörü önemli ölçüde düşük kaldığı sürece bu gayrimenkul sektörü ciddi manada büyüyebiliyor. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemde çalışmalar olacaktır muhtemelen ki faiz indirimi şu an henüz piyasalara net bir şekilde bankalara yansımıyor şu anda. Ama beklenti bu yönde olacak. Eğer enflasyon konusunda önümüzdeki 3 ay içerisinde belirgin bir düşüş sergilenebilirse, ki şu an yurt dışından gelen raporlarda bile böyle bir beklenti söz konusu değil, daha da yükselmesi beklenmekte. Ama Bakan Nebati'nin de söylemiş olduğu tek haneli rakama birkaç ay içinde inileceği ile ilgili çok radikal bir açıklaması söz konusu. Çok cesur bir açıklama bu. Yani bakalım JP Morgan ve Goldman Sachs gibi şirketlerin ülkemizde şu an beklemiş olduğu enflasyon verisi yıl sonuna kadar neredeyse %40'ın üzerinde bir seyir. Bu yüzden böyle bir enflasyonun olduğu bir ortamda faizleri reelde indirmek mümkün olmayacaktır. Bu da gayrimenkul konusunda Türkiye'deki şirketlerin birazcık zora düşeceğiyle ilgili bir durum ortaya çıkaracak. Bu yüzden bu şirketlerin karları beklentilerin altında kalmaması için hükümet tarafından bir hareketlilik gerçekleşebilir bu şirketlerin için, bunların lehine. Biliyorsunuz İstanbul Kanal İstanbul projesi bizi oldukça heyecanlandırmıştı ama henüz herhangi bir çalışma söz konusu değil. Bakalım önümüzdeki seçim dönemine kadar böyle bir şey gerçekleşecek mi? Vaatler tekrar yürürlüğe girecek mi? Tekrar bakacağız bakalım artık. Şimdi isterseniz şirketin şöyle öncelikle bilançosunu yüzeysel olarak inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi 2021 yılının 3. çeyrek bilançosu. 18 yılına kadar, 2018 yılına kadar 4 ayrı bilançoyu görüyorsunuz burada. Şirketin birkaç tane kalemini göstereceğim size. Hem kafanız bulanmayacak hem de herhangi bir bilançoyu açtığınız zaman neye bakmanız gerektiğini göreceksiniz. Şimdi şirketin toplam kaynakları şurada gördüğünüz gibi 28 milyar seviyesinde ki şirketin son 4 yıldaki bilanço performansına bakarsanız 2020 yılı ve 21 yılında yatay seyirle kapatıldığını görüyorsunuz. Bu da faiz oranlarındaki yükseklikten kaynaklanmakta ama bu şirketler, yani gayrimenkul sektörü bir sene daha faizlerin yüksek olduğu bir ortamda gelir elde etmekte oldukça zorlanacaklardır. Ödeme dengesizliği de oluşacaktır. Son bir çeyrektir, iki çeyrektir falan yaklaşık gayrimenkul sektöründe bir hareketlilik söz konusu. Çünkü faizler yüksek olduğu için gayrimenkul sektörü çok fazla hareketlenemedi. Ama bakarsanız diğer taraftan oluşan enflasyondan dolayı ciddi manada bir otomobil fiyatları olsun, yediğimiz içtiğimiz olsun birçok üründe enflasyonu hissettik. Ama gayrimenkul sektöründe bu artış net bir şekilde hissedilmedi. Ve bunun son dönemdeki gayrimenkul sektörüne yönelmede anlıyoruz. Yani yatırımcılar genel itibariyle şu an elde etmiş oldukları, mesela otomobillerinin elde etmiş oldukları yüksek geliri gayrimenkul sektörüne kaydırmaya başladıklarını görüyoruz ve bankacılık
endeksindeki şu anki mevcut duruma bakarsak gayrimenkul sektörüne bir yönelim başladı. Bunu taçlandıracak şey de faiz indiriminin reele yansıması. Eğer bu gerçekleşmezse hükümetin bu konuda destek vermesi beklenebilir, bilginiz olsun. Şimdi bizim burada en büyük toplam kaynaklardan sonra benim baktığım toplam kaynaklar artıyor mu? İlk önce buna bakıyorum bilançoda. Sonra şurada satış gelirleri, ciro, hasılat olarak adlandırdığımız şirketin satış hacmini görüyorsunuz. 2,6 milyar seviyesinden gördüğünüz gibi bu senenin itibariyle 4,7 milyar, neredeyse 5 milyar seviyesine kadar şirket satış yapabilir hale gelmiş. Ve bu da şirketin karlılığına baktığımız zaman 1,1 milyar seviyesinde net gelir elde etmesini sağlamış. Ve şirketin 2020 yılı itibariyle yıl sonunda vermiş olduğu bilançodaki kar yaklaşık 800 milyon TL seviyesinde. Yani şirket daha bir çeyreklik daha bilanço gelmeden geçen seneki rekorunu geçmiş durumda şu anda. Şirketin geçen seneki 9 aylık karı gördüğünüz gibi 588 milyon seviyesindeymiş. Peki şirketin toplam borcu ne kadarmış? Şirketin şurada uzun vadeli yükümlülükler olarak adlandırılan borçlarını görüyorsunuz 2 milyar seviyesinde, 2,1 seviyesinde ve şirketin kısa vadeli borçlarında şuradan bakalım. Şuradaki kısa vadeli borçları da 10,5 seviyesinde, yani aşağı yukarı 13 milyara yakın bir borcumuz var diyebiliriz şirketin. Ve aynı şekilde şirketin toplam kaynakları 28 milyar diye. 28 milyardan bu rakamı çıkarttığınız zaman ufak tefek tabii karşılıklar, ayrılmış karşılıklar falan da ekleniyor bunun için ama çok sorun değil. Bizim için önemli olan şirketin öz kaynak verimliliğine nasıl ulaştığımız. Yani şirketin toplam kaynaklarından borcunu çıkarttığınız zaman şirketin öz kaynaklarını bulursunuz. Şurada da gördüğünüz 15,5 milyarlık şirketin öz kaynağa sahip olduğunu görüyoruz. Bu oldukça yeterli bir sayımı. Baktığınız zaman şirketin son 4 yıl içinde öz kaynak verimliliğinin düşük kaldığını görüyoruz. Yani ciddi manada bir yükseliş söz konusu değil bence. Bu yüzden küçük ölçekli şirketlerin gayrimenkul sektöründe daha başarılı olduğunu görmek mümkün. Yani mesela Özak Gayrimenkul daha iyi bir performans sergiliyor. Hem hisse fiyatı olarak hem de şirketin büyüme oranı olarak. Çünkü zaten büyük bir firmanın çok daha fazla büyümesi beklenmezken daha küçük bir firmanın başarılı çalışmalarla daha iyi performans göstermesi beklenebilir. Şirketin ödenmiş sermayesinin yaklaşık 4 milyara yakın 3,8 milyar seviyesinde son 4 yıl içinde bir herhangi bir sermaye artışına gitmediğini görmekteyiz. Yani şirket yağında kavruluyor, zarar etmiyor, büyümesine sürdürürken bu büyümenin hisse performansına yansıyıp yansımadığını gördüğünüz gibi şurada hissedilir derecede yıllardır aynı seviyede kaldığını görüyorsunuz. Şirketin şu kırmızı çizgiyi görüyor musunuz? Şöyle arkaya doğru devam ettiğiniz zaman şirketin yani 2013 yılından beri neredeyse hiçbir değer kazanımın olmadığını, hatta son dönemdeki dalgalanmalarda da oldukça ciddi manada değer kaybettiğini görüyoruz. Bu şirket pahalı bir şirket değil ama değer oluşturabilmesi için düşük enflasyon ve düşük faiz ortamı istiyor bu gayrimenkul sektörü. Önümüzdeki dönemde bu şirketlerin karları artacaktır ama şirketlere yatırımcı gelebilmesi için öncelikle Türkiye'nin kredi notunun düşmesi gerekiyor. Yani bizim ekonomik olarak da iyileşmemiz gerekiyor. Ben bu yüzden uzun vadede gayrimenkul sektörünü çok olumlu görmüyorum. Yani net bir şekilde faizin %10'un altında, %8'i 9'un da altında belki bir rakamın altına gelmeden bu şirketlerin düzenli olarak nitelikli yatırımcı çekebilmeleri pek mümkün değil. O yüzden kısa vade trade imkanları ve dönem dönem piyasadaki yükseliş bantlarını denk getirebilirseniz şu tip yükselişlerden kazanım elde edebilirsiniz. Onun haricinde uzun vadede tercih etmiyorum, bilginiz olsun. Şimdi emlak konutun son 3 ay içindeki verilerine de bakacağız. Şirket gördüğünüz gibi piyasa değeri bölü defter değeri 0,58 seviyesinde oldukça iskontolu işlem gördüğünü söylemek mümkün. Yani %60 %60 seviyelerinde bir iskon yükseliş potansiyeli var şirketin. Şimdi gördüğünüz gibi fiili dolaşım oranı %50, yarısı şirketin arz edilmiş durumda. Şirketin net kârı da yaklaşık 1,4 milyardan normaldeki yani giderler çıktıktan sonra yaklaşık 1,1 milyar seviyesinde. Şirketin öz sermayesini de görmüştünüz. Şirketin defter değeri de gördüğünüz gibi neredeyse 4 TL seviyesinde gözüküyor. Şimdi takaslarına baktığımız zaman son dönemdeki hareketlilik bizim için önemli. Son ay içerisinde gerçekleşen işlemlere bakmadan önce şuradaki hakim ortaklara bakalım. Gördüğünüz gibi Citibank yabancının elinde neredeyse 500 milyona yakın bir lot bulunmakta ve %25'ine sahip hissenin. Onun haricindeki şirket lotları gördüğünüz gibi yerli kurumların elinde gözüküyor. Bu hissede en çok işlem yapan, yıllardır takip ettiğim için söylüyorum,
Citibank işlem yapıyorsa hisse yürüyor. Onun haricinde emeklilik fonu hissede alış yapıyorsa hisseyi en fazla yerinde tutabiliyor, yükseltemiyor. Deutsche Bank genel itibariyle bu hissede satış yaptığı zaman yüksek ihtimal hisseyi aşağı doğru basar. Yani Deutsche Bank'la Citibank'ın net alışları bu hissede net görüntüyü yukarı yönde devam ettirebilecek tek şey. Kısa vadede neler olmuş? Son ay içerisinde gördüğünüz gibi emeklilik fonunun, Deutsche Bank'ın ve Citibank'ın satıcılı seyrini görüyoruz. Bu da hissedeki düşüşün kısmında, yani şu yükselişin arkasına gelen düşüşte bunların öncü olduğunu gösteriyor. Peki bunlar daha öncesinde böyle bir pozisyon arttırmışlar mı? Evet, arttırmışlar. Çünkü son 3 aylık verisine baktığımız zaman hissenin son 3 ayda toplamda gördüğünüz gibi ilk 5 kurumda net bir şekilde giriş çıkış söz konusu değil. Yani hisse yukarı çıkarken yabancı çıkartmış, hisse aşağı düşerken de aynı şekilde yabancının bastığını söyleyebiliriz. Şöyle 3 aylık verinin dağılımını da göstereyim. 3 aylık veride Citibank'ın 57 milyon lot aldığını görüyoruz. Neredeyse elindeki 400 milyon lotu 467 seviyesine kadar, 450 seviyesine kadar yükseltmiş. Bu çok yüksek bir artış gibi gözükse de hissede genel itibariyle bu pozisyonunu koruması ve önümüzdeki dönemdeki yükselişi için önemli bir kalem. Yani girişinin tamamını çıkmış diyemeyiz hissede. Kısa vadede yatırım fonlarının da hissede alıcı olması önemli bizim için. Fonlar çünkü kısa vade genellik itibariyle, yani emeklilik fonu olsun, yatırım fonları olsun, çok kısa vade işlemler yapmazlar. Deutsche Bank da çok kısa vade işlem yapmaz. Ama Citibank genel itibariyle baktığımız zaman tahta yönetimlerinde ve emlak konutta Citibank'ın işlemleri çok agresifleşebilir. Yani piyasada bir yükseliş trendi oluşmuşsa yüksek mertebe Citibank'ın girişini görürsünüz. Hızlı hızlı girişler görürsünüz ama aynı şekilde piyasada bir beklenti, negatif yönde bir beklenti varsa hisseyi hızlıca aşağı çeken Citibank'ın satışı olur genellikle. Bu yüzden bu hisselerdeki alış satışları oldukça önemsiyorum ben. Şimdi emlak konut 2.38 seviyesi önemli bir ara direnç. Bu bölgenin üzerinde hissenin 2.55 seviyesine kadar çıkmasını beklerim ben. 2.55 seviyesi gördüğünüz gibi şu çizimi yaparken nelere dikkat ettim derseniz şurada gördüğünüz gibi 3 tane çizginin aynı çizgi üzerinde oluştuğunu görüyorsunuz. Bu çizgiyi buraya doğru çektikten sonra bu çizgiye paralel en yakın çizgiyi nereye koyabilirim diye baktığınızda şurada hissenin genel itibariyle direnç olarak çalışmış bölgesini gördünüz mü? Bu bölgeyi ben yeni bir çizgi oluşturdum. Bu çizgiyi oluşturduğunuz zaman önemli bölgeleri de teğet geçtiğini görebilirsiniz. Şimdi 2.08 seviyesi en sonki düşüş dip seviyesi olarak gözükmüş. Bu seviye artık kısa vadede bizim kanal desteğimiz olacak. Önemli bir kanal desteği. Hisse bu seviyenin altında gücünü kaybedip neredeyse 2.70 bölgesine kadar çekilmesi muhtemel. Bu yüzden eğer 2.08 kırılacak kadar bir tehlikeli bir durum söz konusuysa piyasada, yani piyasayı oldukça değersizleştirecek, düşürecek bir veri oluşmuş demektir. Yani emlak konut durduk yere bu 2.08'e gelmez. Kısa vadede ne bekliyoruz? Hissedeki pozisyonların aylıkta, özellikle şöyle aylığı da göstereyim. İlk 5 kurumun ilk 15 ve neredeyse ilk 15 kuruma kadar en iyi alıcıların ciddi manada alışa istekli olduğunu görüyoruz ve elindeki meblağı yüksek bir ihtimalle tuttuğunu görüyoruz. Bu bizim için ne demek? Kısa vadede hisse fırsatları değerlendirip 2.38'in üzerine atabilirse, bunun üzerine kalabilirse gördüğünüz gibi bu seviye üzerinde 2.55 test edecektir. 2.55'te bizim bu kırmızı çizgi giriş yerimiz. Bu bölgenin içine girdiği zaman hissede agresif hareket oluşur. Neden? Şöyle arkaya doğru baktığınız zaman bu bölge aşıldığı zaman hisse hep pik yapmış. Gördünüz mü? Bu yüzden tekrar bu 2.55 seviyesi geçildiğinde, bu kırmızı çizgi geçildiğinde hissenin tekrar önünün açılacağını tahmin etmek çok zor değil. Ondan sonra zaten 2.55'in üzerinde 2.80'e kadar durmaz. Şöyle bir genişletelim. 2.80 seviyesi görünürlükle yoğun işlemlerin gerçekleştiği yerler, gördünüz mü? 2.80 seviyesi. Yani 2.55'in üzerinde 2.80'e kadar satıcılar beklemeye geçecektir. Alıcılar daha da artacaktır. Yani hissenin burayı geçtikten sonra aynı şuralarda olduğu gibi bir pik yapması beklenebilir değil mi? 2.55 seviyesi geçildikten sonra bu bölgelerin üzerine, eğer 2.80'in de üzerine çıkmaya elverişli bir piyasa koşulu oluştuysa hedef 3.20 demektir. 3.20 de hissenin yıllardır test ettiği ve üzerine çıkamadığı bölge. Yani bu bölgenin üzerine çıktığında hissenin defter değerine dahi ulaşması beklenebilir. Bu yüzden kısa vadede böyle bir şey bekliyor musunuz derseniz ben maksimum hissede 3.20 beklerim. 3.20'nin üzerine çıkaracak hisseyi bir piyasa koşulu oluşması aylar sürecektir. Yani ben bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Ama yine de piyasa koşullarında takasları incelemeye devam edeceğiz ve gayrimenkul sektörünü tetikleyecek bir hükümetten gelebilecek bir açıklama olur ya da dünyada
Böyle bu şekilde bir gayrimenkul sektörünü destekleyecek bir veri oluşur. Altyapı çalışmaları ile ilgili bir hazırlıktan bahsediyorum. Bu piyasanın canlanmasını etkileyecektir. Ama %80 üzerinde ihtimalle bu şirketleri destekleyecek tek şey faiz indirimidir. Bilginiz olsun. Kısa vadede teknik olarak piyasada gidiyor. Bu hisse ne olabilir derseniz 2.38'i takip edilmeli. Teknik olarak 2.38 geçilmeden hissede pozisyon arttırılmamalı. Bu bölge geçildiği zaman da 2.55'e kadar bir kar seviyesi oluşturacaktır hisse. Bu bölgeye kadar takip edilir ama 2.55'in geçilmesi için önemli bir hikaye gerekecektir. Şöyle baktığımız zaman dün itibariyle önemli analizler gerçekleştirdim. Jans hissesiyle ilgili hem finansal hem önemli bir analiz gerçekleştirdim. Şirketin başka şirket hisselerini takip ediyor. Ettiğiniz bütün şirket hisselerine aynı mevzuyu analiz edecek şekilde hazırlık yapabilirsiniz. Kendiniz analiz yaparken rahatlayabilirsiniz. Nelere bakacaksınız? Neler çok daha önemli? Bunları önemli şekilde inceleyebilmek için o analizleri de mutlaka izlemeye çalışınız. Aklınızda olsun. Diğer gayrimenkul sektörleriyle ilgili açıklamaları yapacağım. Eğer vakit bulabilirsem gayrimenkul sektöründeki beğendiğim diğer hisseleri de analiz edeceğim. Benim şu an Türkiye'deki tek favori kağıdım Özak Gayrimenkul. Bu yüzden onun haricindeki hisselerde çok fazla böyle diğer gayrimenkul sektöründen öne çıkacağını düşündüğüm bir hisse bulunmuyor. Yani sıralamaya koymak istersem aklımda 3 hisse olur. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi Özak Gayrimenkul, ondan sonra Torunlar Gayrimenkul, ondan sonra Emlak Konut olacaktır. Tekrar görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.